Harp çok konuşuldu. Evet. Nedir harp? Üstad harp e, 1900'lerin işte başları e, o dönemde e, bunu minyatür olarak geliştiren e, tabi o zaman adı harp değil bunun e, tes, Tesla'nın manyetik rezervans e, evet. şey icadı gibi bir şey bu. Yani bu işin babası da Tesla Nikola Tesla. Bu yüksek frekanslı etkin kutup ışıkları araştırma programı harp İngilizce ifadelerin baş harfi bu. İşte e, High Frequency Active Aerosol Research Program diye. E, şimdi bunun buradaki yapı e, şöyle izah etmek lazım. E, hard teknolojisi aslında bir röntgen röntgen cihazı öyle düşünmek lazım. Yani sizin e, şeyinizi yani bir röntgen cihazının çalışma prensibiyle çalışıp e, oradaki materyali, MTI'yi, e, MTI diyorum pardon elementi e, yapıyı e, tespit ettikten sonra onun çünkü bir radyo şey sismik dalgalarla bir manyetik rezonans dalgalarla oraya giriyor. Orada kaydettiği dalgayı diyor ki ha bir dakika sen sana D dedim diyor. Mesela altına atıyorum diyelim ki A dedik. Tamam diyor sen A'sın diyor. Gümüşe B dedik sen B'sin diyor. O D'yi frekansı artırdığında oradan da aynı karşılığı alıyor. Kardeş frekanslar birbirini buluyor. İşte... B frekansını gönderiyor. B orada titreşiyor. Diyor ki tamam ben buradayım bak diyor. Birbirini Hı -hı. buluyor. Şimdi bütün yapıyı bu halde tespit ettiğinizde artık konuşmaya başlıyorsunuz yer kabuğuyla. Nasıl konuşuyorsunuz? Frekansı artırıyorsunuz. O frekans arttıkça titreşim artıyor. Titreşimin hızını artırdıkça hareket başlıyor. Çok daha büyük bir titreşim yaptırdığınızda orada ciddi bir artık fiziksel kinetik enerji oluşuyor onu artık çeşitli şekillerde dışa vurması gibi. Mesela şöyle düşünün, askeriye de anlatırlardı. Ben jandarma komando asyemi olarak askerliğimi yaptım. E, komutanımız şey anlatırdı, derdi ki bakın İstanbul Boğaz Köprüsü'nü düşünün. Aslında temel mantığı bu. İstanbul Boğaz Köprüsü'nden bir bölük askeri, ben dağınık düzen gönderirsem karşıya koşar adım. Hiçbir şey olmaz dedi köprüye. Ama köprüyü boşaltıp, araç geçişi yok, bir bölük askeri Uygun adımla buradan sonuna kadar uygun adım yürüyün diye rap, rap 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 göndersem ya ortada ya sona doğru o şeyden dolayı o frekansı yakalıyor. O çelikle şey frekansı tak aşağı iner diyor yapı. Bu onun gibi. Şimdi siz yukarıdan yakaladınız. E, fayın yapısını, maddeyi, fayla ilgili şeyi yakaladınız. Yani harp teknolojisi yok değil var. Kullanılabilir mi? Kullanılır. İnsanlar şunu yanlış algılıyorlar. Şimdi hocalarımız haklı. Hocalarımız diyor ki kardeşim trilyon jüllük bir e, enerji lazım ki bu fay hattı e, tetiklensin ve büyük kara e, parçaları işte e, şu kadar e, kilometre, şu kadar ende, şu kadar boyda bu kara parçası nasıl yani hareket edecek? Çok büyük enerji lazım. 600 atom bombası gücünde diye ifade ediyor bilim adamları. Evet. Sıfırdan yaparsanız o lazım. Hı. Sıfırdan yaparsanız. Ama siz de sıfırdan bir şey yapmıyorsunuz. Burada diyor ki, e, yani bir komple teorisi gibi görünebilir. Diyor ki bu teknolojide senin zaten orada bir birikimin var, bir enerjin dolu do, dolmuş, tamam mı? Bir, bir birikim var orada. Ben senin patlama noktana e, dokunuyorum sadece. Hı. Orada belki de e, 100 jüllük bir enerji onu patlatıyor tamamen. O tamamen trilyon jüllük enerji açığa çıkıyor. Orada şunu e, yapıyorlar. Şimdi o kaya parçasının veya büyük kütlenin enerji frekansını yakaladığı an ona da ee C diyelim ilk gönderdi frekansı basit yolla. Gitti geldi aa dedi ki tamam ben işte falanca fay hattıyım. O da dedi ki tamam ben anladım artık biz kardeşiz. Frekanslar konuşmaya başlıyor. O konuşmadan sonra frekansı artırdıkça bunun titreşimi artıyor. Artırdıkça titreşimi artıyor. Hmm. E zaten belli bir şey yakaladıktan sonra da Otomatikman harekete geçiyor. Ya o zaman noktasında. harp teknolojisiyle Definikle bir var. deprem üretebilmek mümkün. Sıfırdan mümkün değil. Sıfırdan ben şurada bir fay var. Buraya geldim de bastım hani gazı patlatayım öyle değil. Ama harpın çalışma tekniği stratejisiyle mümkün. Hı. Ve ben size şunu söyleyeyim. E, Türkiye son 20 yılda teknolojik e, atılımda bilimde o kadar ileriye gittik üstad. Bizim en iyi yaptığımız işlerden biri de bunu dünyadan gizleyebilmekti. Onu da büyük bir gururla anlatayım. Dünyanın haberi olmadığı, bizim dahi bilmediğimiz. Biz sadece yani şöyle söyleyeyim. Bazı verilerden okuyarak anlatıyorum bunu. Çok yüksek teknolojilere sahibiz hamdolsun. Daha da büyük projeler çalışılıyor. İnşallah onlar da aktif edilir. Ama tahmin ediyorum bu harp teknolojisinin bir benzerine biz de sahibiz. Peki bu iş böyle yani bir savaşa dönüşebilir poz potansiyeli var anladığım kadarıyla ee, bizim şu yaşadığımız bu büyük felaket asrın felaketinde harpin parmağının olabileceğine yönelik araştırmalara başlanılması gerekiyor mu sizce? Vallahi Üstad ben bu fark edilebilir <laughs> şöyle mi? şöyle yani söyleyeyim ee, İlk günlerde böyle bir şey söylendi. Hani işte bu bir hap teknolojisidir diye. Bazı bilim insanları bunu kabul etmediler. Haklı sebeplerle. Bazı siyasetçilerimiz de bunu örtülü olarak, sübliminal olarak mesajlarını verdiler. Şimdi bunları doğru okumak lazım satır aralarını. Muhakkak dünyada bilmediğimiz teknik ve stratejilerle savaşlar devam ediyor. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aslında biz üçüncü dünya savaşının içindeyiz. Örtülü bir savaş var, perdeli bir savaş var. Görmediğimiz bir savaş var. Bizlerin gözünün önüne başka perdeleri indiriyorlar. Arka planda veya başka planlarda savaşlar devam ediyor. Onun için e, bizim millet olarak, devlet olarak milli birlik ve bütünlük içerisinde olma dönemimiz her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Olma dönemine. E, şunu çok net ifade edeyim. E, biz Allah muhafaza yani zafiyet gösteren bir ülke olsaydık bu depremde sınırlarımızın e, dibinde olan hareketliliği komutanlarımız evet. bazı büyük devlet adamlarımız izah ettiler hazır tetikte bekliyor Hı. yani düşman uyumuyor ha onu da şöyle düzelteyim eskiler eskilerin tabiri var su uyur düşman uyumaz e, mantığı var ya aslında su su değil o su suyu de bizim süvari. yani bizim askerden geliyor göktükçe de suyu asker demek subaşı derler mesela subaşı aslında bir nevi askeri komutan demek yani evet. onun gibi Dolayısıyla biz orada çok uyanık olacağız. E, teknolojimiz, bizim e, bizim de bilmediğimizin ötesinde ciddi manada gelişme gösterdiği gösteriyor. E, daha dünyayla paylaşılmayan birçok teknolojik harikalar olduğunu e, biz de e, biliyoruz, duyuyoruz, inanıyoruz. E, ama şunu çok net ifade edeyim: Biz şu an örtülü de olsa bir üçüncü dünya savaşı'nın içerisindeyiz, Üstad. Çok net ifade edeyim bunu. Ee, onun için e, Allah devletimize zeval vermesin. Devletsiz olmanın ne demek olduğunu çevremize bakarak görebilirsiniz. İnsanlara kızabilirsiniz, yöneticilerinize kızabilirsiniz, devlete kızılmaz. Devlet babadır, toprak anadır. Devlet babadır. Yani devlet koruyucudur, kapsayıcıdır. Eksikler olabilir, hatalar olabilir ama anında tamir edilir. Devletin e, aziyete düşürecek hiçbir eylem, hiçbir söz, hiçbir Davranış içerisinde olmamak lazım. Ee, tamamen devletimizin e, çatısının e, böyle birliğinde, beraberliğinde dimdik durmalıyız. Çünkü bu o dönem.